Evet, Medya Kritik programımızın ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili izleyiciler. İkinci bölümde de tabii ki yine haberlerimizle ve tabii ki medyada yazılanlara, yazılmayanlara bakarak devam edeceğiz. Ama önce gündemde neler var? Elimizdeki bazı haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir haberimiz var. Yılmaz Güney, Fransa'nın başkenti Paris'te sevenlerinin seslendirdiği bir şarkılarla anıldı. Malumunuz Yılmaz Güney sürgünde hayatını kaybeden bir isimdi. Türkiye sinema tarihinin belki de en önemli isimlerinden biriydi. Buna dair bir haberimiz var. Onu izleyelim. Türkiye sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden Yılmaz Güney, ölümünün 36. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Père Lachaise mezarlığında yapılan anmaya çok sayıda kişi katıldı. Birçok kurumun birlikte organize ettiği anma saygı duruşuyla başladı. Kan susar bir gün, durum biter, menekşeler de açılır üstümüze, beylaklar da güler. Ardından anmaya katılan kurumlar adına ortak bir açıklama yapıldı. Yılmaz Güney'in sanatsal çalışmalarına ve devrimci kişiliğine dikkat çekildi. Açıklamanın ardından anma müzik dinletisiyle sona erdi. Evet, Yılmaz Güney'in anmasına gittik, Fransa'ya uzandık. Şimdi yeniden Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de Türkiye'nin belki de en fazla tartışılan belediye başkanlarından biri Melih Gökçek. Devrik belediye başkanı demek belki de daha doğru olacak. Tabii seçimle gitmedi. Seçimle gitmediği gibi görevden alındı. Daha sonra da AKP seçimlerde kaybetti. Yerine Mansur Yavaş geldi ama Melih Gökçek'e dair bir haberimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski, ki benim tabirimde devrik belediye başkanı Melih Gökçek'i 2012 yılında protesto eden iki kadına verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Buna dair haberimizi izleyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, 2 Haziran 2012'de yaptığı mağaza ziyareti sırasında üniversiteli iki genç kadın tarafından protesto edilmişti. Neslihan Uyanık ve Nebiye Mert Türk, Dikmen Vadisi'ndeki evlerin yıkımına ve Gökçek'in Kürtaş hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Uyanık ve Mert Türk hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme kadınlar hakkında 10 yıl 4 aya kadar ceza istedi. Hakaret suçundan 11 ay 20 gün, tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve mala zarar verme suçundansa 500 lira para cezası verildi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay'da temyiz edildi. Yargıtay kadınlar hakkındaki tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu belirtti. Hakaret ve tehdit suçlarından verilen cezayı bozdu. Mala zarar verme suçundan verilen ceza ise onandı. Neslihan Uyanık ve Nebiye Mert Türk 20 Ocak 2021'de hakaret ve tehdit gerekçeleriyle yeniden yargılanacak. Melih Gökçek kürtaja ilişkin "Sen kalkıp kürtaj yaparsan bunun adı cinayet olur" ifadelerini kullanmıştı. Evet, evet, Melih Gökçek'e dair haberimizi izledik. Melih Gökçek biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her şeyi yapmıştı. Her göreve, her şeye kaba tabirle söyleyeceğim ama burnunu sokmuştu. Kadınlara özellikle yönelik sözleri sık sık tepki çekiyordu. Cinsiyetçi ifadeleri tepki çekiyordu. Kadınlar tarafından protesto edilmişti. Kadınlara ceza verilmişti ve bu cezada Yargıtay tarafından bozulmuş oldu. Devrik Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e dair. Şimdi bir Libya'ya uzanacağız. Biliyorsunuz Libya artık bizim için dış iş değil, iç iş haline gelmiş durumda. Libya Ulusal Mutabakat Güçleri Başkanı Feyyaz Sarraç dün Türkiye'deydi.
yanında da Libya Merkez Bankası Başkanı vardı. İstanbul'a geldiler. İstanbul'da AKP Genel Başkanı ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirildi. Libya Merkez Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir anlaşma imzaladı. Bu konuya dair ayrıntılı haberimize göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Güçleri Başkanı Fayez Sarraç'la görüştü. Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 2 saat 40 dakika süren görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve Libya Yatırım Otoritesi Başkanı Dr. Ali Mahmut İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Güçleri arasında ekonomi, teknoloji, girişimcilik alanında işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Mustafa Varank tehditlerden söz etti. Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Ortak mücadele vurgusu dikkat çekti. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile beraber hareket ediyoruz. Hedeflerimiz var dedi. Ekonomi, teknoloji, girişimcilik ve diğer beşeri alanlarda somut projelerle ilerleme hedefimiz var. Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber de memnuniyetini dile getirdi. Türkiye'nin Libya'ya desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Evet, şimdi Libya önemli, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da Libya İçişleri Bakanı yani Feyyaz Essarac'ın yönetiminde bulunan bölgenin İçişleri Bakanı Fethi Başa Türkiye'deyken hatta dönüş yolunda Libya'ya dönüş yolundayken görevden alındığını öğrenmişti. Daha sonra 3 Eylül tarihinde de bir başkanlık emri yayınlanmıştı. Başkanlık konseyi emri yayınlanmıştı. Fethi Başa yeniden görevine iade edilmişti. Bu da önemli bir gelişmeydi. Şimdi İçişleri Bakanı görevden alınarak gitti. Sonra görevine iade edildi ve ardından da Essarac geldi. Şimdi Libya'da dengelerin değiştiğine dair, Libya'da tarafların farklı ülkelere yakınlaştığına dair de önemli iddialar bulunuyordu. Bu da önemliydi. Bu görüşmede bu açıdan fazlasıyla dikkat çekiciydi. Bunu da aktarmış olalım ve devam edelim. Kıtada kalarak devam edelim. Aynı kıtadan başka bir haberle devam edelim. Sudan'da 30 yıllık diktatörlük rejimi sona eren Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonra geçiş hükümeti çok çok önemli bir karar aldı. Darısı bütün ülkelerin başına diyebileceğimiz bir karar aslında. Laik yönetime geçme kararı verdi Sudan yönetimi. Buna dair haberimizi izleyelim. Sudan'da Ömer el-Beşir'in halk isyanıyla devrilmesi sonrası yeni demokratik adımlar atılıyor. Geçiş hükümetiyle Sudan Halk Kurtuluş Hareketi Kuzey Örgütü arasındaki barış görüşmeleri tamamlandı. Başbakan Abdallah Hamdok'la hareket liderlerinden Abdülaziz el-Hilu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi. Sudan anayasasında din ve devlet işlerinin ayrılacağı ilkesini de içeren anlaşma imzaladı. Böylece ülkede el-Beşir döneminde geçilen İslami yönetim 30 yıl sonra son buldu. 6 maddelik anlaşmada devletin resmi bir dininin olmaması ibaresi de bulunuyor. Evet, Sudan'da laiklik kararı alındı. Tabii ne kadar uygulanır, nasıl uygulanır, uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Halihazırda ülkedeki süre gelen kaos da sürüyor. Ama dikkat çekici bir karar, 30 yılın ardından yeniden laik yönetim Sudan'da egemen oldu. Diktatör Ömer el-Beşir de devrilmişti. Halk hareketi sonunda tabii bir darbe gerçekleştirilmişti, ancak halk hareketinin öncüleri, darbecileri protesto etmeyi sürdürmüştü ve tabii bu protestoların ardından da bir geçiş hükümeti kurulması noktasında bir uzlaşıya varılmıştı Sudan'da. Buna dair de son gelişmeler böyle. Şimdi biraz gazete manşetlerine göz atacağız. Tabii gazete manşetleriyle birlikte internet sitelerine de bakacağız. İlk bakacağımız internet sitesi elbette ki Artı Gerçek olacak. Artı Gerçek'in manşetinde neler var, bunlara bakacağız. Sezai Temelli, HDP'li Sezai Temelli bulunuyor. HDP Van Milletvekili, aynı zamanda kendisi Sezai Temelli, gelen iktisadi şiddetin toplumu topyekün bir çöküşe sürüklediğini
ve çözümün ise üçüncü yolun ekonomi modelinde olduğunu işaret etmiş. Biz Türkiye halklarına üçüncü yol üzerindeki bir seçenek yaratıyoruz diyor. Temelde Türkiye'nin bugün sistem krizini aşmaya yönelik sermaye birikiminin önünü aşmaya yönelik hamleleri bizzat içeride ve kendi otoriterleşmesiyle barışık bir halde çok daha ileri dozlara taşıyor değerlendirmesinde bulunmuş. Mezopotamya Ajansı'ndan Selman Güzelyüz ve Emrullah Acar'a konuşan HDP'li Sezai Temelli'de. Yine Artı Gerçeğin manşetinden bir diğer haberi aktaralım. Dolar yeni haftada tarihi seviyelerde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları izleniyor başlıklı bir haber. Geçen haftayı 7 lira 43 seviyesinden kapatan dolar yeni haftada 7 lira 45 seviyelerinde. Euro 8 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın atacağı adımlar piyasaların takibinde olacak deniyor. Haberin saatini aktarmak istiyorum. Ondan sonra da tabii son duruma bakacağız ekonomideki. Saat 10'u 33 geçe girilmiş bir haber. Şu sıralarda ise dolar kuru 7 lira 45 kuruş, euro ise 8 lira 83 kuruş seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Tabii ciddi bir artışın da dolarda da euroda da söz konusu olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi bir özel haber de var, bunu da aktaralım ve Artı Gerçeği noktalamış olalım. Artı Gerçek'ten Ayşegül Başar'ın haberine göre Haberkent gazetesi genel yayın yönetmeni Efraim Gündem çalışmalarını eleştirdiği Elazığ Belediyesi'nin hedefi haline gelmiş durumda. Şimdi az önce de aktardık değil mi? Hani gazeteciler Türkiye'de ne hale geliyor? Birazdan o haberimizi tekrar izleyeceğiz. Türkiye'de gazetecilik ne halde? Press in Ariston raporunu tekrar sizlerle paylaşacağız ama Artı Gerçeğin haberine göz atalım. Elazığ'da yayın yapan Haberkent isimli gazetenin genel yayın yönetmeni Efraim Gündem, belediyelerin çalışmasına yönelik eleştirileri karşısında aldığı tehditlerin artması nedeniyle belediye çevresinden kendisini arayan insanlara konuyu konuşarak çözme üzerine görüşme talep etti. Oğlu Okan Gündem'in aktardığına göre Efraim Gündem, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kendisiyle konuşması için gönderdiği AKP İl Gençlik Başkanı ile birlikte TA tarafından darp edilerek boğazına silah dayandı. İşte ülkede gazetecilik bu hallerdi. Düşünün, bir gazeteci bir belediyenin faaliyetlerini eleştiren bir haber yapıyor. Bu gayet doğal hakkıdır. Gazeteci kamunun çıkarını gözeterek haber yaptığı sürece, tarafsızlığını gözettiği sürece, adil davrandığı sürece, yalan haber yapmadığı sürece her habere imza atabilir. Tabii ki etik kurallar çerçevesinde. Şimdi bunu yapan gazetecilerin hedef gösterildiğini, hedef haline geldiğini görüyoruz. Bu da Türkiye'de gazeteciliğin geldiği koşulları bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Şimdi buradan az önce aktardığımız habere geçelim. Press in Ariston Ağustos ayı raporuna göre 15 gazeteci saldırıya uğramış durumda. Eylül ayında da saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Ve Eylül ayında en az 60 gazeteci hakim karşısına çıkacak. Bu konuya dair haberimizi izleyelim. Press in Ariston Ağustos ayı 2020 basın özgürlüğü raporu açıklandı. Adalet tatildeyken sahne şiddetindi başlıklı rapora göre 15 gazeteci bu dönemde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Bunlardan 6'sı CHP'nin İzmir İl Gençlik Kongresi'ni takip eden gazeteciler. En az 8 gazeteci gözaltına alındı, ifadeye çağrıldı ya da hakkında soruşturma açıldı. Evrensel Gazetesi çalışanı Cengiz Anıl Bölükbaş, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından kendisine ajanlık dayatıldığını duyurdu. Kanal D muhabiri İbrahim Konar ve kameraman Volkan Kamber haber takibi sırasında fiziksel saldırıya uğradı. Teknik ekipmanları zarar gördü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'i tehdit etti. Antalya'da gazeteci Yakup Kocabaş'ın evi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Batman'da cinsel saldırı haberi yapan gazetecilerden İdris Yaylı hakkında soruşturma başlatıldı. Gazeteci Can Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ataklı sunduğu bir programda Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanıyor. Türkiye'de Eylül ayında 7 ilde en az 60 gazetecinin hakim karşısına çıkması bekleniyor. Murat Ağarel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'ın duruşması da çarşamba günü İstanbul'da görülecek.
Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunu haberleştirmekle suçlanan gazeteciler yaklaşık 6 aydır tutuklu. Evet, gazetecilerin durumunu bir kez daha görmüş olduk. MİT mensubunun cenaze törenini haberleştiren gazeteciler de hakim karşısına çıkacaklar. Bu konuyu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi gazeteleri konuşuyoruz, gazeteciliği konuşuyoruz. Neler var, neler yok, neler yazılıyor, neler çizilmiyor, çizilenin üstüne ne gibi karalamalar yapılıyor? Buna dair bana kalırsa dikkat çekici bir konu var. Şimdi Uşaki tarikatını biliyoruz. Uşaki tarikatının liderinin tutuklanmasını da hepimiz hatırlıyoruz. Sakarya'da, tırnak içerisinde söyleyelim, bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar eden Uşaki tarikatı lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şaban 55 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Şimdi buraya kadar normal. Uşaki tarikatının bu liderinin ne gibi görüntüleri ortaya çıkmıştı? Bunları hepimiz yakından hatırlıyoruz. Yani protokolden görüntüleri ortaya çıkmıştı. Çok dikkat çekici görüntülerdi. Kimler var, kimler yok. Yani kimler kimlerle beraber dercesine bir görüntü ortaya çıkmıştı. Tabii şimdi AKP'ye yakın gazeteler Uşaki tarikatının bu liderinin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Şubat benzeri bir tezgah var gibi açıklamalar yaptılar. Hani Allah var, Ensar'daki gibi istismarcıyı koruma gibi bir faaliyete girmediler. İstismarcı tutuklandı ama ona şey demeyin gibi açıklamalar gelmişti. Şimdi bugün Akit gazetesinde, bilmiyorum hani gazete demek doğru mu değil mi çok emin olamadım ama Akit'te bir haber var ve Yeni Şafak'ta bir haber var. Ve Yeni Şafak'taki bu haber çok dikkat çekici. 30 yıldır entrika çeviriyor başlıklı bir haber. 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği için tutuklanan Fatih Nurullah Takma adlı sahte şey Eyüp Fatih Şaban 30 yıldır entrikalar çeviriyor dermiş ve kendi tarikatından kovuldu, dolandırıcılık yaptığı gibi birçok iddiada bulunuluyor. Buradan şunu anlıyoruz. Önce üzerini örtmeye çalışırlar. Üzeri örtülmeyince, bunun üzerine yurttaşlar gidince, medya gidince buradan olayı başka bir noktaya taşırlar. Biz eğer üzerini örtemiyorsak o zaman bunu aforoz edelim derler. İşte geçtiğimiz hafta Cuma günkü yayında da vurgulamıştık. Fatih Nurullah şeyh demeyin gibi çeşitli çağrılar geliyordu. Tarikat lideri değil o, dolandırıcı diye çağrılar geliyordu. İyi ama yani bir gerçeklik var. Bu adam şeyhliğini, tarikat liderliğini kullandı. Protokolde yer aldı. AKP'li birçok isimle protokolde yer aldı. Açılışlara katıldı, yemeklere katıldı. Çeşitli yerlerde görüştü. Cübbeli bile kendisiyle görüştü. Cübbeli Hoca olarak anılan isim. O da kendisiyle görüştü. Daha sonra ne olduysa bu taciz ortaya çıkınca aforoz edildi. Burada sorgulanması gereken şey şu. Bu isim şeyh mi değil mi filan değil. Bu isimle sizin ne gibi ilişkileriniz var? Eğer medya bu konunun üzerine gitmeseydi, eğer Oda TV o görüşme kayıtlarını yayınlamasaydı, o görüntüleri yayınlamasaydı, medya bu konunun üzerine gitmeseydi, sosyal medyada bu kadar tepki gelmeseydi, siz gerçekten bu adamın aforoz edilmesine göz yumacak mıydınız? Gerçekten bu insanın tutuklanması gerçekleşecek miydi? 55 yıla kadar varan hapis sistemiyle yargılanması gerçekleşecek miydi? Şimdi girin Google'a yazın, Uşaki tarikatı lideri yazın. Uşaki tarikatının cinsel istismarından çok Uşaki tarikatının bu cinsel istismarını haberleştiren Oda TV hedefte. Oda TV'nin habercilik anlayışını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bütün yurttaşlar için geçerlidir bu. İster beğenin ister beğenmeyin. Ama Oda TV önemli bir habere imza attı ve Uşaki tarikatının liderinin cinsel istismarını çok açık biçimde ortaya koydu. Şimdi bu böyleyken, hali hazırda durum ortadayken niye Oda TV hedef haline getiriyorsunuz? Bu hala bu istismarın ortaya çıkışını kendinize yediremediğinizi gösterir. Elinizde olsaydı belki de Ensar Vakfı gibi bunun da üzerini örtmek için elinizden geleni yapacaktınız ama kamuoyu da, yurttaşlar da, gazeteciler de bunun üzerine gittiler ve böylelikle siz bu konunun üzerini örtemediniz. Şimdi
Bugün bana kalırsa dikkat çekici bir haber de Hürriyet gazetesinin manşetinde. Şimdi az önce koronavirüs tablosunu belirttik. Arkadaşlardan da rica edeceğim, koronavirüs tablosunu bir kez daha ekrana getirebilirlerse Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayılarını da çok açık bir şekilde görüyoruz. O tablo ekranda dursun, biz de bir haber aktaralım sizlere. Hürriyet gazetesinden bir haber. Siz de bunu yaparsanız başlıklı bir haber. Ve iki noktada birleşiyor haber. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan iki organizasyon büyük tepki çekti. Mabel Matiz'in sosyal mesafesinin unutulduğu konser ile AKP'li Yaman'ın oğlunun önlemleri esneten düğünü yüzlerce kişi bir araya getirdi. Şimdi koronavirüs tablosuna dair rakamlar ortada ve rakamlar giderek artarak devam ediyor. Tabii ki doğru, yani eğer bir konser gerçekleştiriliyor ve bu konserde sosyal mesafe unutuluyorsa bu eleştirilecek bir şeydir. Ve eğer bu eleştiri yapılmıyorsa bu yanlıştır. Elbette ki eleştirilmelidir sosyal mesafe unutuluyorsa. Ama ben AKP milletvekilinin yaptığını sadece manşetimden eleştirirsem oturduğum koltukta bir daha oturamayabilirim endişesiyle sağa AKP'li milletvekilini, sola konseri taşırım şeklinde bir manşetle çıkmak, burada gazeteciliğin nedenli farklı koşullarda yapıldığını gösterir. AKP'li milletvekilinin haberini ayrı eleştirirsiniz, Mabel Matiz'in konserini ayrı eleştirirsiniz. Ki dilinizde bile dikkat çekici bir şey var. Sosyal mesafenin unutulduğu konser, kuralların esnetildiği düğün. Dilinizde bile korkaklık hakim. Yapmayın yani. Çekilecekseniz, ben bu koltuğu kaybederim diye gazeteciliği farklı yönlere çekecekseniz haber yapmayın. Yani bu ülkede birçok yurttaş bulunuyor. Birçok gazeteci meslektaşımız işsiz bulunuyor. Bu işi layıkıyla yapanlara devredin. Bakın tablo ortada. 1578 yeni vaka, 53 can kaybı. Eleştirilmelidir. Ama sadece yurttaşlar eleştirilmemelidir. İktidar eleştirilmelidir. İktidarı eleştirecek cesareti bulamıyorsanız sadece hem nalına hem mıhına vurayım da aman keyfim kaçmasın. Gazeteciliği bu ülkeye bu mevcut koşulları getiren gerçekliktir. Bunları yapmayın. Yapamıyorsanız da bu mesleği bırakın. Benim haddim değil kimseye gazetecilik konusunda akıl vermek, ders vermek ama ortada bir gerçeklik var. Bu şekilde de gazetecilik gerçekten yapılmaz. Tabii gazetecilerin gözaltıyla, tutuklamalarla, hedef gösterilmelerle, saldırılarla korkutulduğu yerde de hali hazırda gazetecilikte böyle yapılır. Şimdi gazetecilerin bu şekilde baskı altında olduğu bir ülkede AİHM Başkanı da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Gezdi, tozdu, ağırlandı ve daha dikkat çekici olanı Mardin'e gitti, AKP'lilerle görüştü. Birçok akademisyenin ihraç edildiği İstanbul Üniversitesi'nden fare doktora aldı. Demokrasi mesajları verdi, gitti. Ama başka görüntüler de vardı. AİHM Başkanı'nın Türkiye ziyaretine dair haberi izleyince ne demek istediğimizi iyi anlayacaksınız. Hep birlikte haberi izleyelim. Evet, teknik bir aksaklık var. Haberimizle ilgili teknik bir aksaklık var. Arkadaşlarım şimdi söylediler. Görüntü hazır olunca bir kez daha sizlerle paylaşacağız ama buradan başka bir habere gitmek istiyorum. Sakarya'daki ırkçı saldırıya dair son gelişmeleri paylaşalım. Zira o gelişmelerin ardından da bir son dakika haberi var. İlk bölümde de aktarmıştık, onu paylaşacağız. Sakarya'daki ırkçı saldırıda son durum ne? Ona bakalım şimdi, o haberimizi izleyelim. Sakarya'da saldırıya uğrayan 16 Kürt işçi memleketleri Mardin'in Mazıdağ ilçesine döndü. Darp raporu alan fındık işçileri saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. İşçiler ifadelerinde saldırganların kendilerini yakmakla öldürmekle tehdit ettiğini, şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Mardin ve Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği ve HDP Hukuk Komisyonu avukatları işçilere hukuki destek verdi. Mardin Barosu ifade işlemlerinin ardından baro binasında açıklama yaptı.
Baro Başkanı İsmail Elik ifade işlemleri sırasında yaşananları aktardı. Mazıdak Savcılığı 3 kişinin haricinde geriye kalan 13 vatandaşımızın ifadelerini tanık olarak almak istemişlerdir. Bu açıkça hukuka aykırıdır. Jandarma karakolundayken baro başkanı olarak oraya gittiğim esnada maalesef içeri alınmadım. Bu da tabii ki bir avukata yapılan büyük bir hukuksuzluk. İsmail Elik ırkçı saldırıların giderek arttığını söyledi. Bu uzun zamandır süre gelen cezasızlık politikasından kaynaklanıyor. Bu olayların failleri kendilerinin korunacaklarını düşünüyorlar. Valiliğin açıklamasına değindi. Sakarya Valiliğinin yapmış olduğu açıklamanın gerçeklikle bir ilgisi yok. İşçiler 4 Eylül'de Sakarya'da saldırıya uğramışlardır. Elik sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Mardin Barosu olarak bu hukuki sürecin tamamıyla takipçisi olacağız ve vatandaşlarımızın hukukunu korumak için, mağduriyetlerini gidermek için elimizden gelen bütün hukuki süreci yürüteceğiz. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar saldırıya uğrayan Kürt işçileri aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Sancar, yaşananların hesabının sorulacağını belirtti. HDP heyeti ve Kürdistani İttifak'ın temsilcileri incelemelerde bulunmak üzere işçileri ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıya uğrayan işçileri arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Evet, şimdi bu konuya dair son dakika haberi neydi? Az önce haberde de aktardık. HDP heyeti ve Kürdistan İttifak temsilcileri işçileri ziyaret edeceklerdi köyde. Fakat gelin görün ki HDP'nin ziyareti tam da yaklaşmışken Mardin Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu bir karar alıyor ve bu karar ile birlikte o köy, işçilerin bulunduğu o köy, ırkçı saldırıya uğrayan, Sakarya'da ırkçı saldırıya uğrayan mevsimlik tarım işçilerinin gittiği, döndükleri köyleri karantina altına alınıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında. Şimdi ilk günden bu yana, koronavirüs salgını ilk günden bu yana Türkiye'de hakim olduğunda hep şunu söylüyordu. Koronavirüsü acaba iktidar gerçekten kendi çıkarları için, kendi emelleri için kullanacak mı, kullanmayacak mı korkusunu yaşıyordu. Gelin görün ki yaşandı. HDP'nin, CHP'nin etkinliklerinin kısıtlanmasında, demokratik kamuoyunun tepkilerinin kısıtlanmasında. En yakın örneği ki bizim Artı TV'nin Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş da bu nedenle gözaltına alındı. Düşünebiliyor musunuz? Baroların eylemini takip ederken bir gazeteci gözaltına alındı. Sebebi neydi? Koronavirüs tedbirlerine uymamak. İşte iktidar bunun için kullandı. Baroların eylemi koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Temsilcimiz Sibel Hürtaş, Ankara temsilcimiz Sibel Hürtaş da bu haberi takip ederken darp edilerek gözaltına alındı. İşte koronavirüs tedbirlerini de AKP iktidarı bu şekilde kullanmış oldu. Peki Türkiye'de, Sakarya'da 2020 yılındayız işte, işçilere ırkçı saldırı gerçekleşti. Peki Türkiye'de 65 yıl önce ne gerçekleşmişti? Hepimiz hatırlıyoruz 6-7 Eylül'de yaşananları. 6-7 Eylül'de Türkiye'de, tırnak içerisinde söylüyorum ki bu lafı sadece resmi bir adlandırma olduğu için söylüyoruz. Yoksa ben kendim bu azınlık lafına katılmıyorum. Azınlıklara yönelik bir nefret hareketi başlatılmıştı. Adeta bir katliam hareketiydi aynı zamanda. 65 yıl geçti üzerinden. 65 yıldır bu yaşananların bir türlü tam anlamıyla hesabı sorulmuyor. Bu konuya dair de bir haberimiz var. Hep birlikte bunu izleyelim. Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye'de yaptığı görüşmelerle tepki çekmeye devam ediyor. Spano bu kez de Mardin kayyımıyla görüştü. Spano, Mardin'deki temasları sırasında Vali ve Büyükşehir Belediye Kayyımı Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Ardından kayyımın düzenlediği etkinliklere katıldı. O etkinlikte AKP'li yöneticiler de vardı. Ziyaretle ilgili AKP Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaşımda 23. dönem milletvekilimiz Sayın Cüneyt Yüksel, kız kardeşi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olan Sayın Saadet Yüksel ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve İl Başkanımız Esengül Aydın Sancar'la program sonrası yazıldı. Bir okul önünde çekilen fotoğraf daha sonra silindi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyüdü.
İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak o görüntülere tepki gösterdi. Paylaşımın silinmesinin yeterli olmadığı, hem AKP'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıklama yapması gerektiğini yazdı. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da sosyal medya hesabından seslendi. Mardin Diyarbakır'a komşu, şayet Diyarbakır'da misafirimiz olursanız başta eşim Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davalarını size anlatmak isterim dedi. İnsan hakları hukukçusu Başak Çalı da sosyal medya hesabından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi hesabını etiketleyerek sorular sordu. İki yargıç hafta sonu neden bir okulu ziyaret etti diye yazdı. Eğer bu özel bir ziyaretse orada neden bir siyasi partinin temsilcileri bulunuyordu diye sordu. Çalı'nın gönderilerini İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye raportörü Emma Sinclair Webb'de paylaştı. Evet, şimdi az önce aktaramadığımız haberi aktardık. Öncelikle Ayın Başkan'ın Türkiye'ye skandallarla dolu ziyaretini aktardık. Hemen ardından da bir 65 yıl öncesine tekrar gidelim. Tekrar bu haberi anonslamış olalım. 6-7 Eylül'de tam 65 yıl önce Türkiye'de neler yaşanmıştı? Hep birlikte bir kez daha hatırlayalım. Resmi verilere göre bile yalnızca İstanbul'da 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır, 3584'ü Rumlara ait olmak üzere 5538 ev ve iş yeri yakılıp yıkıldı, yağmalandı. 60 kadın tecavüze uğradı, onlarca kişi öldürüldü. Matbaası tahrip edilen Yunan Cembros gazetesinin bir hafta sonraki başyazısında burada kalacağız denildi. Üzerinde yaşadığımız ve bizim de vatanımız olan bu ülkede rehine veya esir olmadığımızı ve bazıları bizi kovmak istiyor diye gitmek zorunda olmadığımızı haykıracağız ifadeleri kullanıldı. 6-7 Eylül pogromunun ardından binlerce Rum, Ermeni ve Yahudi Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yıl 1955. İktidardaki Menderes hükümeti içeride vaat ettiği şeyleri yapamıyor, ekonomi gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Dışarıda ise özellikle Kıbrıs'ta sorun giderek büyüyordu. Tarihler 6 Eylül 1955'i gösterdiğinde saat 13'te Devlet Radyosu Atatürk'ün Selanik'teki evinde bomba patlatıldığı haberini geçti. İstanbul Ekspres, "Atamızın evi bombayla hasara uğradı" başlığıyla ikinci baskısını yaptı. Tirajı 20 bin civarında olan gazete o gün 290 bin basılıyordu. Ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı. Olaylar dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan Menderes'in emirleriyle İçişleri Bakanı Namık Gedik, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın bilgisi dahilinde Seferberlik Tetkik Kurulu ve Milli Emniyet Hizmetleri'nin hazırladığı plan çerçevesinde uygulandı. İtiraf yıllar sonra geldi. 6-7 Eylül olaylarının olduğu sırada Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan Sabri 25oğlu yıllar sonra 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi, amacına da ulaştı dedi. 25oğlu 1988 ila 1990 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine kadar yükseldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garapaylan, pogromun 65. yılında meclise araştırma önergesi verdi. Cezasızlık politikasına dikkat çekti, faillerin aldığı terfileri hatırlattı. Yüzleşilmeyen suçların tekrarladığına dikkat çekti. Bu büyük suçun üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen meclisin pogromun faillerinin ortaya çıkarılması için bugüne kadar herhangi bir adım atmadığını vurguladı. Araştırma önergesi sundu. Faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan can ve mal kayıplarının tespit edilmesi, mağdur olan kişilerin ve kurumların maddi ve manevi kayıplarının tazmin edilmesi ve geç de olsa adaletin yerini bulmasını istedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da 6-7 Eylül'ün hayatını kaybedenleri anma ve yas günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Evet, 6-7 Eylül'e baktık. 6-7 Eylül'de yaşananları bir kez daha hatırladık. Şimdi tabii bu görüntüleri izleyince aklıma gelmiyor değil. 1915, Dersim, Zilan, 2015 yılında yaşadıklarımız Ankara katliamı, Suruç katliamı, Diyarbakır katliamı, Antep katliamı,
neler neler yaşamışız ve neler neler üzerine görmezden gelerek, araştırmayarak, sebeplerini irdeleyemeyerek bir hayat, bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Geçmişte yaşananların üstünü örtmeye çalıştık. Bugüne kadar benzeri acılarla, benzeri zorluklarla gelmeye devam ediyoruz ve görüyoruz ki geçmişle yüzleşilmedikçe, geçmişte yaşananların üzerine gidilmedikçe benzeri acıları Türkiye yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Dileriz ki artık yüzleşme dönemiyle bir yol alabiliriz. Şimdi medyayı konuştuk. Medyanın Türkiye'deki rollerini konuşuyoruz. İşte 6-7 Eylül'den bugüne kadar uzanan rolleri konuşuyoruz. Bugün bana kalırsa günün köşe yazısı diyebileceğimiz bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in yazısı. Çok çok dikkat çekici bir yazı. Celal'in Eşekleri ve Ülkenin Özeti başlıklı bir yazı kaleme almış Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi'nde ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Bugün sizinle Anadolu'nun bağrından kopup gelen 3 haberi paylaşacağım. İlk haber 6 Aralık 2012 tarihli. Eşeğinin taksitini kaymakam ödedi başlıklı habere göre Mardin'de evine içme suyu taşımak için taksitle eşek satın alan Celal Dinler isimli vatandaş birinci taksit olan 100 lirayı ödedikten sonra kalan 4 taksiti ödeyememiş. DEHA muhabiri Mehmet Ali Dinler de eğer Celal Dinler taksitleri ödeyemezse eşeğin eski sahibi tarafından elinden alınacağını haber yapmış. Konu basına yansıyınca da dönemin Mardin valisi ile Kızıltepe Kaymakamı harekete geçmiş. Sonuçta Celal Dinler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 1500 lira ödeme yapılmış. İkinci haber ise 2 gün önce 5 Eylül 2020 günü. Çoban Dinler taksitlerini ödeyemezse eşeği elinden alınacak başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandı. Haberin konusu yine Mardin Kızıltepe'li çoban Celal Dinler. Bu kez kızını okula taşısın diye taksitle satın aldığı bir eşeğin ödenemeyen taksitleriydi. Dinler bu kez de 7 taksitle 700 liraya aldığı öksüz ismini verdiği eşeğin 5 taksitini ödeyemediğini söylüyor ve taksitleri ödeyemezse eski sahibinin eşeği geri alacağını, kızının mağdur olacağını belirtiyor. Haberleri konuşurken hepsinin muhabiri ve DEHA muhabiri Mehmet Ali Dinler tarafından yazıldığını fark ettik. Soyadlarının aynı olması tesadüf de olabilir ama biz muhabir arkadaşımızın 8 yıl sonraki fikri takibine bakarak akrabalık ilişkisi ve dayanışması olma ihtimalini yüksek bulduk. Belli ki Celal Dinler ile meslektaşımız 2012'deki yöntemi tekrarlamış ve bir kez daha sonuç almışlar. DEHA muhabirinin yaptığı, Mehmet Ali Dinler'in yaptığı, farklı tarihlerde yaptığı iki haber, ikisi de ayrı ayrı konusu, eşek konusu, ödenemeyen taksitler. Şimdi burada gazeteciliği, yani Deniz Zeyrek biraz kibarca anlatmış aslında. Hani biz öyle düşündük diyerek söylemiş ama ortada bir gerçeklik var. Muhabir ve kuvvetle muhtemel akrabası olan Celal Dinler. Ya geçmişte yaptık tuttu, hadi bir daha deneyelim diye bir eşek haberi daha yapmışlar. Eşeğe de bir 200 liralık bir zam yaparak yeniden acaba kaymakamlıktan, valilikten bir şeyler koparır mıyız hevesiyle bir haber yapmışlar. Türkiye'de basının tarihine geçecek, belki de basın tarihine geçecek ki belki de ders olarak okutulacak, eşek hikayesi diye okutulacak bir haber ile karşı karşıyayız. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir diğer haber vardı. Cemiyet, Gazeteciler Cemiyeti basın ödüllerini dağıtmıştı. Yine bir Doğan Haber Ajansı Batma muhabiri Reşat Yağız bir ödül almıştı. Bu ödülde bir fotoğrafla kazanılmıştı. Daha sonra ortaya çıktı ki bu fotoğraf kendisine ait değilmiş. Başkasına ait bir fotoğrafla cemiyetin fotoğraf ödülüne başvurmuş ve fotoğraf ödülünü almış. Daha sonra Jurno'nun yaptığı fikri takipte ortaya çıktı ki bu haberin sahibinin kullandığı fotoğraf bir başka fotoğrafçıya, bir başka meslektaşımıza aitmiş. Şimdi tüm bunlar bizlere şunu gösteriyor. Türkiye'de gazeteciliğin nasıl ele ayağa düşürüldüğünü, nasıl çıkar ilişkileri için kullanıldığını, nasıl ünlü olma derdiyle, isim yapma derdiyle gerçekleştirildiğini görüyoruz.
Hali hazırda bu böyle olunca da basına yansıyan haberler de pek de farklı olmuyor diyelim ve şimdi saatlerimiz 11.40'ı gösteriyor, adım adım programımızın sonuna geleceğiz ama sosyal medyanın gündeminde neler var, kısaca bir ona da bakalım. Sosyal medyada AKP'ye diye bir gündem var ve AKP'nin yaptığı, az önce bizim de haber bültenimizde aktardığımız AKP İzmir İl Teşkilatı'nın partiyle ilgisi olmayan birçok yurttaşı AKP'ye habersiz üye yaptığının ortaya çıkması Twitter'da da tartışılmaya devam ediliyor. Yine bir diğer çağrıda Fuat Ocak tutuklansın şeklinde bir çağrı var. Bunu da biz de televizyon ekranlarımızdan duyurmuş olalım. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak bir çağrı yapmış. Yetkililere seslenmiş Gökçen Ocak ve ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi diye bir çağrı yapmış. Sosyal medyanın gündeminde Fuat Ocak'ın tutuklanması çağrısı var. Gökçen Ocak'ında ben ölmek istemiyorum çağrısı bulunuyor. Şimdi ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum çağrıları bizim hiç de yabancı olmadığımız çağrılar. Son dönemde kadınların sık sık yaptığı, biz ölmek istemiyoruz, biz yaşamak istiyoruz çağrılarını sık sık duyuyoruz. Bir yandan da İstanbul Sözleşmesi AKP tarafından, AKP'nin medyası tarafından tartışmaya açılmaya, hedef gösterilmeye devam ediliyor. Ama kadınların gücü AKP'nin en azından şimdilik İstanbul Sözleşmesi'ne dair tartışmalarının önüne geçmiş görünüyor ve geçtiğimiz günlerde Ahmet Şıkkın da İrfan Aktan'a verdiği röportajda da söylediği gibi şu anda herhalde Türkiye'deki en büyük toplumsal muhalefet kadınlar olarak görünüyor. Bunun da en büyük kanıtını görmüş oluyoruz. Kadınların mücadelesiyle İstanbul Sözleşmesi tartışmasının kaldırılması veya çekilmesi tartışmasının nasıl da sönümlendiğini de görmüş oluyoruz. İşte sosyal medyada da bugün bir kadının daha çığlığını duyduk diyerek Medya Kritik programını haftanın ilk gününde noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Artı TV ekranlarında sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Kapatırken de hatırlatalım, günün tüm gelişmelerini, dünyadan ve Türkiye'den bütün gelişmeleri Artı TV ekranlarında bulabilirsiniz. Artı TV ekranlarından ayrılmayın, hoşça kalın.